Gülhabbe ile her şey YouTube kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet, biz yine mahallelerdeyiz ya da eski adıyla köylerdeyiz. Neredeyiz? Menemen'e bağlı Maltepe mahallesindeyiz. Şu an sanıyorum burası merkezi noktası. Bakalım görüşeceğiz, konuşacağız. Bakalım neler öğreneceğiz. Evet, burada kasabı var. Kahvesi var. Böyle bir noktadayız. Çok dar değil yollar arkadaşlar. Yemek yeri var ama belli bir saate kadar mı açık yoksa kapandı mı bilmiyorum. Bir bilgim yok. Evet, büyük alışveriş mağazaları var. Ekmek arası bir şeyler yaptırıp yiyebileceğiniz yerler mevcut arkadaşlar burada. Yani buraya geldiğinizde aç kalmayacaksınız. Maltepe sağlık birimi denmiş. Demek ki aktif. Evet. İlk öğretim okulu şurada. Aktif midir bilmiyoruz tabii. Görüyoruz. Ama aktif olup olmadığını henüz bilmiyoruz konuştuğumuz zaman. Ama muhtarı bulacağız. Ama bir vatandaştan öğreneceğiz elbette. Evet, şöyle caddeleri güzel yapılmış. Buranın bakımlı diyebiliriz. Evet, birkaç kahve yan yana 3-5 adım mesafeli. Evet, güzel bir alan diyebilirim. Evet. Yaygın yerlerde dağın eteğine doğru ilerlemiş arkadaşlar evler. Evet arkadaşlar, Maltepe köyü de birçok köy gibi ikiye ayrılmış durumda. Şöyle ki 90 dediler ki biz muhtarlarla görüştük. Bazı muhtarlarımız çıkmak istemiyor kamera karşısına. Biz anlatalım. Siz kendiniz kamera karşısında anlatın dediler. Biz de kabul ettik. Maltepe eskiden 99 ile 2009 arası iki dönem belediyelikti dediler. Bu sırada zaten iki mahalleye ayrılmıştı. Cumhuriyet Mahallesi ile Atatürk Mahallesi'ymiş o dönemde. Daha sonra Menemen'e bağlanınca Menemen'e bağlı bu isimde pek çok mahalle olduğu için isim tekrar değiştirilmiş. Bir tanesi 75. yıl Cumhuriyet Mahallesi, bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk olarak değiştirilmiş. Evet, az önce sağlık ocağını gördük. Aktif midir bilmiyoruz dedik. Aktifmiş arkadaşlar. Haftanın her günü hemşire geliyormuş. Yalnız haftada bir kere doktor, bir gün doktor geliyormuş. Bu arada okulu da gördük. Aktif olup olmadığını bilmiyoruz dedik. Onu da öğrendik. Aktif, ilkokul ve ortaokul mevcut. Bu gördüğümüz okullar ve sağlık ocağı, az önce adını andığımız her iki mahallede hizmet veriyor. Ve köyümüz, mahallemiz daha doğrusu, her iki mahallenin toplamı 1200 civarında nüfusa sahipmiş. Otobüsler geçiyormuş. Burada, evet, otobüsleri varmış. Ve Foça'ya, yani denize yakınlığı ne kadar diye sorduk. Foça'ya kendi aracınızla 15-20 dakikada ulaşmanız mümkünmüş. Verilen bilgiler bu doğrultuda, her iki muhtarın ortak fikridir bu. Diyoruz tabii ki. Evet, okul burası arkadaşlar. Maltepe İlköğretim Okulu adı ile
Anılıyor okul. Evet. Dağın eteğine kurulmuş olan köyümüz. Son derece yeşillikli bir alan. Manzarası çok güzel. Evler şöyle devam ediyor. Ve arkadaşlar şuradan baktığınızda köyün manzarası harika bir görüntü sergiliyor. Dolayısıyla bunca yeşilin ortasında kalan köyün havası güzel tabii ki. Evet. Oldukça güzel. Evet arkadaşlar. Biraz yakınlaştırıyorum. Manzara böyle. Şurası, şu bulunduğum nokta. Püfür püfür esiyor. Gayet keyifli bir alan diyebilirim. Böyle esen bir yer görünce de insan ayrılması gelmiyor. Pişe pişe geziyoruz. Ama böyle püfür püfür esen yerleri de görünce diyoruz ki biraz kendimize gelelim. Evet. Okulun tam arkasına isabet eden böyle çok geniş alanda yeşil bölümler, yeşil alanlar çok fazla. Evet arkadaşlar, oldukça geniş alana yayılan köyümüzün ya da mahallemizin tamamını çekmemiz, tamamını gezmemiz mümkün değil. Zaten iki mahalleye ayrılmış olan yer oldukça takdir edersiniz ki geniş bir alandır. Çekebildiğimiz kadarını çekip size tanıtabildiğimiz kadarını tanıtmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, ana cadde çok yoğun olmamakla beraber biraz kalabalık, ama böyle arka sokaklara gittiğinizde 40 yılda bir tane araç geçiyor. Son derece sakin, son derece sessiz ve bu şekilde çok geniş alanlarda mevcut arkadaşlar. Şurası zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir yer. Muhtemelen pazar olabilir. Şurası. Evet arkadaşlar, orası şu küçük kabin, muhtarlık kabini. Muhtemelen burası da pazar. Ve hemen yanından, muhtarlığın önünden aşağı doğru sallandığınızda sessiz sakin yaşam alanlarına devam ediyoruz. Ve evet, geldik İşlek caddelerden birine. Dediğim gibi ne kadar işlek olursa olsun son derece sakin yerler. Evet arkadaşlar, Maltepe ve hemen Dolmuş'u da buradan geçiyor. Ve eski kapılar. Hep etkilenmişimdir bunlardan. İstediği kadar eski olsun, bence en güzel kapı bunlardır. Evet. Güzel bir alan, güzel bir ortam. Evet, 756 buradan da geçiyormuş. Evet arkadaşlar, az önce demiştim ki Maltepe, eski adı Maltepe olan bu mahallenin şu anda iki mahalleye bölündüğünü de demiştik. Oldukça geniş alana yayılmış olmasından kaynaklı
gezebildiğimiz kadarını gezebiliyoruz. Tanıtabildiğimiz kadarını sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Tamamını gezmemiz, takdir edersiniz ki, tabii ki mümkün değil. Ancak gücümüzün yettiğince tanıtıyoruz. Ve yine taş ev, yine tarihi kapılar, eski kapılar, o güzel kapılar. Ev eski, ev güzel. Evet, ev güzel, kapısı güzel. Tabii. Hala daha çok güzel ayakta duruyor. Evet, sokaktan çocuk sesleri geliyor. Çocuk sesleri, evet. Canlandırıyor buraları.